Ben Deniz, program sunucunuz Çağla. Bir haftanın daha başındayız, bir programın daha başındayız. Bugün neredeyiz? Bursa Mustafa Kemal Paşa Çakallar Mahallesi köyüne gidiyoruz. Bugün burada geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine katılmaya geldik. Ayrıca bu köyün bir özelliği var. Türkiye'nin her tarafına güreşçi pehlivan yetiştiriyorlar. Sizin anlayacağınız bu köyde güreşmeyene kız vermiyorlar. Şimdi hep beraber programımızı yapmak için iftara gidiyoruz. Sayın seyircilerimiz, şu anda her yıl geleneksel olarak yapılan iftar yemeğinin Çakallar Köyü'ndeyiz. Şimdi yanımızda dernek başkanımız var. Gerekli bilgileri ondan alacağız. Ben Cemalettin Karaca, Çakallar Köyü dernek başkanıyım. Bugün de bu vesileyle babamın iftarı var köyde. Ona katılım. Beri devam eden her akşam iftarlarımız burada devam etmektedir Çakallar Köyü'nde. Gelen, giden, misafir, kim gelirse gelsin hiç önemli değil. Yabancı kim olursa olsun illa köyden olacak diye şart değil. Her akşam burada iftar, bir komşumuz iftar vermektedir. Bu akşamda da nasip babamdaymış, ona denk geldi, siz de geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Çakallar Köyü görüldüğü üzere pehlivanlar diyarıdır. Biz burada güreşler yaparız. Yalın taş güreşlerinin büyük organizasyonu ve ağası kendi abim ve biraderim Habib Karaca'dır. Orada dernek olarak güzel hizmetlerde bulunan organizasyonun içinde olduğumuz, aynı şekilde biz de katkı sağlarız. Biz güreşle yatar, güreşle kalkarız. Çakallar Köyü dediğimiz zaman güreşle anılır. Bugün Kırkpınar'da bile Sadullah Tanrıkulu Çakallar Köyü'nün medayı iftarıdır. Antalya'da bizi temsil eden İsmail Varol kardeşimiz, Ali Varol, Çakallar Köyü'nden kopmuştur. Biz dernek olarak her türlü onların yanındayız ve her zaman destek olurlar, biz de onlara destek oluruz. Bu iş böyle gelmiş, böyle gider. Tabii ki Çakallar Köyü dediğimiz zaman uzak, yolları çok uzun da gelebilir. Ama çıktığımız zaman havası, insanları, misafirperverliği çok güzel bir, şirin, küçük ama güzel bir köyümüzdür. Bu köyün geçmişinden bahseder misin? Tabii ki burası bizim köyümüz, bir yörük köyü. Çok göç oldu burada. Hane sayısı bilin, yani Ramazanlar olmasa çok kimse, bu çocukları bile burada görmeniz mümkün değil. Kimse yok. İşsizlikten dolayı, iş olmadığından dolayı herkes Kemalpaşa'ya, Bursa'ya, İstanbul'a, yani gidebilecek yerlere göç etmişler. Fakat burası yörük köyüdür. Eskiden dedelerimiz, atalarımız hayvancılık yaparken ovalarda sinekler olduğundan dolayı yukarı havadar, yani hava olan, serin olan yerlere çıkmışlar ve isken gelmiş. Biz de buraya isken kılınmış dedelerimiz, atalarımız. Yolda gelirken yönetmenimiz bana bir şey söyledi. Güreşmeyene burada kız vermiyorlarmış. Bununla hani ilgili bir şey söyler misin? Evet, doğrudur. Burada güreşmeyene kız yok. Şöyle pehlivanlar diyarı diyoruz. Güreş diyoruz. Yani bizim ne dedik? Yatarız kalkarız, güreşle yatar kalkarız. Onun için şimdi burada güreş, şu çocukları hemen çayıra götürsek salsak hepsi güreşir yani. Hiç ben güreşmeyeceğim diyen çıkmaz. Dediğim gibi 7 yaşındaki de güreşecek bayramda. 70 yaşındaki diyor ki kendi emsaline, bana çıkar mısın diyor. Biz de böyle. Onun için seni de bir pehlivana almak isteriz yani. Öyle bizim burada Çakallar Köyü güreşi sever. Ondan dolayıdır yani. Şu andaki buradaki çocuklardan birkaç tanesini çıkarsak buraya güreşirler mi? Evet, hemen. Hemen tutun çocuğum siz de. Çek. Tutun şöyle hemen bak şeyde. Bizim çocuk, biz de öyle yani. Yani ben hiç sıkıntı yok, böyle çocuklar hemen güreşir yani. Bak görüyorsunuz işte. Bizde güreş dedin mi hiç hemen kalkarlar, sağ olsunlar. 7'den 70'e eskiden burada güreşen, tutan insanlar oldu. Şimdi buradaki çocuklarda olduğu gibi eskiden olan güreşçilerinizden var mı? Aynı zamanda bütün Müslüman, ahirete intikal etmiş ilk yaşlılarımız vardı. Bu Hamit abi, agamız vardı. Biz Hamit aga deriz ona. Onun gibi yani çok koca Mahmutlar vardı, Masar agalar vardı. Yani burada saysan hepsi. Bizim köyde dediğim gibi 70, şu anda 70 yaşında iki tane dedeyi bul. De ki amca be, güreş nasıl dedin mi hemen çıkıyor mu bana derler. Öyle yani, bizim artık hani ölüm döşeğine yattığı zaman bile, güreş olduğu zaman televizyonda sanki gözlerini açar bizim insanımız. Peki Cemalettin abi, sen güreştin. Evet, ben de güreştim. Küçükken, çocukken güreştim. Ama bu sene rakibim var bir tane. Bakalım çıkacağım inşallah. Dernek başkanı olarak. Biri bana şey kesiyor. Diyor ki çıkar mısın bana, bakalım. Ramazan bayramının ikinci günü
Ona çıkacağım yani. Ben de güreşeceğim. Güreştim tabii. Küçükken, çocukken çok güreştik. Verdiğiniz bilgiler için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim buraya kadar gelip bizi onurlandırdığınız için. Sağ olsun, varsın. Var, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi iftar için bayanlarda hazırlık yapılıyor. Onların yanına gideceğiz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim Hanife Tekeli. Bugün iftar veriyoruz köyümüzde. Sırayla her gün böyle Çakallar Köyü'nde iftar veriyoruz. Yemeklerimiz bunlar böyle. Ne yemekler yaptınız bu akşam misafirlere? Yemeklerimiz işte makarna, taze fasulye. Taze fasulye yemeği nasıl yapıyor? Yengem bize şimdi anlatacak. Kardeşim var burada, o kendi anlatsın bak. Biz taze fasulyelerimizi organik köyümüzde ilaçsız bir şekilde üretiyoruz önce. Daha sonra da burada bugün iftar yemeği vereceğimiz için hazırlamış bulunmaktayız. Daha önce pişirmiştik. Daha sonra buraya getirdik ve patatesle ikisini birlikte karıştırdık ki insanlarımıza daha lezzetli bir yemek sunabilelim diye. Bizim burada her şeyimiz organik olup hiçbir ilaç ve şey yapılmamaktadır. Kesinlikle hayvan gübresiyle, organik gübreyle birlikte ürettiğimiz ürünleri burada gördüğünüz gibi odun ateşinde pişirip öyle veriyoruz ki daha lezzetli oluyor. Buraya gelen bizim misafirlerimiz diyorlar ki buranın yemekleri neden tatlı? Öncelikle onu tanıtayım. Bizim yemeklerimiz zaten organik olarak üretildiği için, organik odun ateşinde de piştiği için daha güzel oluyor. O yüzden de gelen misafirlerimizin damağına hitap ediyoruz. Hem damağa hem de göze hitap ediyoruz diyoruz. Taze fasulyemiz öncelikle pişirdik, hazır değil, kendi ürettiğimiz. Patateslerimiz de kendi ürettik. Asla su ve ilaç yok. Yine organik gübreyle, yine organik. Ablamızı dinledik. Biz de diyoruz ki organik yetiştirelim, organik yiyelim. Kansere yakalanmayalım. Bir yemek var ki herkesin bildiği ama herkesin yapamadığı. Sadece bu köylerde yapılan yemek. Keşkek. Bizim yöremize ait özel tereyağlı keşkeğimiz bu. Tavuklu yapmıyoruz biz. Herkes tavuklusunu bilir ama tereyağlısı ilktir. Çünkü biz bunun içine sadece tereyağı ve süt kullanıyoruz. Sütümüz de dışarıda göreceğiniz, belki görürsünüz, ineklerimiz kendi organik yiyorlar. Onlardan yani. Tereyağı da öyle. O yüzden tereyağlı keşkeğimiz bize özel, bizim köyümüze özel, Çakallar Köyü'ne özel tadı ve yemeği. Burada bir yahni var. Şimdi ablamız onu anlatacak. Ablamız demin kaçtı. Şimdi yahnimizi o anlatacak. Bu köyümüzün geleneksel bir yahnisi. Koyunlarımız merede yayılıyor. Onlardan yahni yaptık. Önce işte böyle sulu yemek çok güzel oluyor, lezzeti. Öyle yani. Ben demiyorum. Kardeşim anlatsın bunu. Köyümüzün koyunları merede yayılıyor ya. Kekik, dağlarımız kekik, çam. Ovada yayıldığı için bizim etimiz de kekik kokuyor. Yediğinizde bu da ağzınıza mutlaka gelecektir. İçine ayrıyetten biz kekik falan katmıyoruz. Kendisini özel soğanlarımızla kavuruyoruz. Daha sonra da böyle salçalı sosla yahni yapıyoruz. Ablacığım sen bu bilgileri bu kadar nereden öğrendin? Bu da bir Allah vergisidir. Onu herkes bilemez. İmamıyla birlikteyiz. Peki sizi tanıyın. Aydın Durmuş, Erzurumluyum. Artvin'den buraya geldim. 2 yıldır buradayım. Burada görev yapıyorum. Camimiz orada. Cemaatimiz iyi. Havadar bir yer. Şimdi burada mesela toplu iftarlar oluyor. Aşevimiz karşıda, orayı da çekebilirsiniz. Orada bayanlar pişiriyorlar yemekleri. Hep beraber bayanlar orada, biz de caminin orada veya kahvede, havanın durumuna göre orada yemekler yiyoruz. Mesela hane sahipleri, mesela ikili oluyor, birli oluyor. Adam diyor ki bugün iftar bana ait diyor. Bütün malzemeleri alıyor. Bayanlar da orada pişiriyorlar. Güzel bir gelenek orada
Hocam sizin memlekette de böyle geleneksel iftarlar oluyor mu? İftar olur da bu şekilde olmaz. Ben ilk kez burada rastladım bu şekilde. Çok güzel yani. Bu şekilde değil, daha farklı bizdeki. Biraz anlatır mısınız? Erzurum'da iftarlar nasıl oluyor? İftarlar genellikle ev iftarları oluyor bizim orada. Menü çok zengin, et ağırlıklı. Misafirler bilmiyorum yani çok memnun kalıyorlar yani. Bizim yörede de eti çok seviyorlar. Et yediğimi bizim orada insan daha değişik oluyor yani gerçekten. Burada genellikle bitkisel beslenme daha yaygın. Hamur işi yaygın, gözleme, efendim yoğurtlu hamurlar çok yaygın burada. Çok da seviyorlar. Hocam imamlık yaptığınız sürece hiç başınıza gelen ya da hani çevrenizden duyduğunuz ibretlik bir şey, hani olay var mı? Şimdi ilk Artvin'e atandım ben. Orada aynı teravih kıldırıyoruz. Vitir'de şaşırdık. Yani kunut dualarını okumadan direkt rüküye gittim. Cemaatten arkadan bir tanesi şöyle diyor bana. Hocam yukarı, hocam yukarı dedi. O çok komiğime gitti. Yani kendimi zor tuttum yani, namazı zor bitirdik. Bir abimizi bulduk. Şimdi tarım hakkında bize bilgi verecek. Çakallardan İsmail Yiğen. Çiftçilik yapıyoruz. Ot biçiyoruz. Ot, genelde buralarda ot. Hayvanlardan hiçbir şey alamıyoruz. Mahluklardan, dağ mahluklarından hiçbir şey alamıyoruz. Sadece ot biçip ot olarak topluyoruz. Tarımla ilgili olarak şu anda başımızdaki büyüklerimiz bize sahip çıkarlarsa biz daha iyi, daha güzel işler yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de hayvancılıkla uğraşan bir abimizin yanındayız. Bakalım o bize neler anlatacak. Hayvancılık yapıyoruz Çakallar Mahallesi'nde. Yerli hayvan dağda, bayırda yayılan bir hayvan olduğu için daha güzel para kazanıyor. Ama mantıvan damda olduğu için hayvan yem pahalı olmasından dolayı az para kazanıyoruz, çok zorlanıyoruz. Bu anda mazot pahalı, çiftçilik de yapamıyoruz. Bunun için zorlanıyoruz. Yeni seçilecek olan başımıza gelen büyüklerimiz de bize destek verse bu konuda daha teşekkür edeceğiz. Bir kardeşimizle daha karşılaştık. Sizi tanıyabilir misiniz? Ben Melike Bonsa, soyadım İkiz. Okuyorum Balıkesir Üniversitesi, Beyin Hayat Fakültesi. Birinci sınıfım bitti. Bu köyde yaşıyorum. Burada her gün iftar oluyor. Yani istisna olabiliyor birkaç zaman. Yani bir gün falan. İşte misafirler falan normalde burada oturmayıp normalde buralı olup da işte Kemalpaşa'da, Bursa'da falan oturanlar geliyor. Yani kalabalık oluyor. Böyle misafirperver bir ortamımız var. Peki okulu bitince ne olmayı düşünüyorsun? Okulu bitirince Kur'an kursu öğreticisi veya öğretmen olmak istiyorum veya vaize. Ben ilahiyat okuyorum. O yüzden önceliğim Kur'an kursu çünkü oraları daha sakin oluyor. Sizin köyden başka senin gibi okuyan böyle var mı? Benim abim var. Sonra başka da var. Mesela isimlerini söyleyeyim. Saniye abla var. Hani aklıma gelenleri söyleyeyim. Unuttuklarım gücenmesinler. Saniye abla var. Onun kardeşi Zeynep abla var. Yani üniversite okuyanlar veya bitirmişler. İşte Cavide abla var. Sevgili izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir programla karşınızdayız.